Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizinle yapmış olduğumuz çok pratik bir tatlı tarifini paylaşmak istedik. Öncelikle malzemelerimizden başlayalım. Pastamızın iç kıvamı için 1 paket krem şanti, 200 ml'lik 1 su bardağı süt, 1 adet muz, 1 adet kakaolu bisküvi, biz etininkini kullandık. Yaklaşık 10 tane kadar ceviz içine ihtiyacımız var. Sosu için 1 paket çikolata sosu, 3 su bardağı kadar süt ve yarım paket bitter çikolata, kare bitter çikolataya ihtiyacımız olacak. Öncelikle krem şantimizi kaba alarak tarifimize başlayalım. 1 paket krem şantiyi cam bir kasanın içerisine boşaltıyoruz. Daha sonrasında 200 ml'lik 1 su bardağı soğuk sütümüzü krem şantimizin üzerine döküyoruz. Tuzlanması için şöyle bir çırpıyorum. Daha sonrasında yavaş devirde mikserimi başlatıyorum. Bu işlem yaklaşık 3-4 dakika kadar sürecek. Kıvam alana kadar krem şanti. Çırpma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi mikserimizin devrini birazcık yükselttik. Kıvam hemen hemen bu şekilde olacak. Bizim için bu kıvam yeterli bir kıvamdır. Mikserimi durduruyorum. Şimdi içerisine 1 adet muz doğruyorum. İri iri olacak şekilde, çok küçük parçalar olmayacak şekilde. Ortadan ikiye kestim ve iri iri doğramaya başladım. 1 paket ölçü için 1 adet ürün kullanıyoruz. Eğer çoğaltmak isterseniz 2 paket krem şanti için 2 adet muzla gerek olacak. Muzlarımız tamam. Şimdi 1 paket kakaolu bisküvimizi kırıyoruz. Burada dikkat etmek gereken önemli bir püf nokta var. Eğer çok ufalarsanız çamur kıvamında olacaktır. Yani 1 adet bisküvi en fazla 5 parçaya bölünecek şekilde, bu şekilde iri parçalar halinde bisküvimizi kırıyoruz ve öylece içerisine bırakıyoruz. Eğer içerisinde gözünüze çok büyük gelen parçalar varsa yine birazcık daha ufaltabilirsiniz. Bu kadar büyüklükte bisküvileriniz olması yeterli olacaktır. Çok küçük olursa dediğim gibi çamur kıvamında bir pastamız olur. Yaklaşık 10 tane kadar cevizimiz var. Cevizleri de yine aynı şekilde iri iri parçalar olacak şekilde, ağza geldiğinde iri parçalar gelecek şekilde elimizle kırıyoruz. Cevizlerimizin boyutunun büyüklüğünü görüyorsunuz. Şimdi geldik karıştırma işlemine. Burada dikkat etmek gereken en önemli husus, bisküvilerinizin kesinlikle kırılmayacak şekilde olması ve düzgün karıştırılmış bir kıvam elde etmek önemli. Eğer bisküvileriniz çok fazla ufalanırsa karıştırırken, yine çamur kıvamında bir pastanız olacaktır. Karıştırırken bisküvileri ezmemeye özen göstermek gerekiyor. Yavaş yavaş bütün malzemeleri içine krem şanti alacak şekilde karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada ihtiyacımız olan cam bir kase. Ben borcam kullandım, küçük bir borcam kullandım. Bir kaşıkla içerisine kesinlikle ve kesinlikle ezmeden, sadece gördüğünüz gibi kaşığı alıyorum ve öylece bırakıyorum. Herhangi bir baslama işlemi gerçekleştirmiyorum. Bu sayede krem şanti donduğunda pastanızın kıvamı çok düzgün olacaktır.
yerleştirme işlemimiz bitti. Şimdi üzerine bir streç folyo kapatacağım ve buzdolabında bekletiyor olacağım. Streç folyomuzu kapattık. İyice soğuması için buzdolabına alabiliriz. Pastayı bir gün bekletip şimdi sosumuzu hazırlayalım. Normalde 2,5 bardak su bardağı süt yazıyor. Ancak biz birazcık daha akışkan bir kıvam için 3 bardak süt kullanıyor olacağız. Çikolata sosumuzu sütümüzün içerisine ekledik. Küçük ocakta altı açık olacak şekilde ocağımın altını açtım ve sürekli karıştırarak pişiriyorum. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra 1-1,5 dakika kadar daha karıştırdıktan sonra içerisine çikolatamı ekliyor olacağım. Çikolatamızı içerisine kırıyoruz. Birazcık daha eriyene kadar karıştırdıktan sonra tenceremi ocaktan alacağım. Sosumuzu pastamızın üzerine dökmeden önce oda sıcaklığına kadar soğumuş olması gerekiyor. Eğer sıcak sosu soğuk krem şantinin üzerine dökersek yine çamur kıvamında bir krem şantimiz olacaktır. Oda ısısına gelmiş olan çikolata sosumuzu bir kaşık yardımıyla pastamızın üzerine gezdiriyoruz. Hiçbir şekilde düzeltmiyorum. Sadece her yere çikolata sosu gelecek şekilde pastamın üzerine sosumu gezdiriyorum. Bu şekilde sosumuzu gezdirdikten sonra yine buzdolabında muhafaza edeceğiz. Bir gün boyunca buzdolabında kalacak. Bir günün sonunda çok lezzetli bir pastamız olacak. Bu kadar sos yeterli. Streç folyoyu çektikten sonra buzdolabına tekrar alıyoruz ve ertesi gün servis edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun.